26 Nisan itibariyle verilerin analizini sürdürüyoruz. 4 gündür evdeyiz. Dolayısıyla dışarıyla olan bağımız neredeyse telefon dışında tamamen kopmuş durumda. Bize erişen veriler Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı resmi rakamlardır. Bu rakamlara göz attığımızda hastalığın kontrol altında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Yeni yapılan testlerin artık çok küçük bir kısmı COVID-19 pozitif çıkmakta, can kayıplarının seyrine baktığımızda azalma eğilimini sürdürüyor. Bu şu anlama geliyor, Türkiye hastalığı kontrol etmek açısından başarılı durumunu sürdürüyor. Dün itibariyle erişen verilerde daha öncekilere göre belirgin bir değişiklik yok. Azalan rakamlar olumluya işaret, ama bir yanda da bu olağanüstü durumun yani önümüzdeki haftada muhtemel olan sokağa çıkma yasağının ne kadar sürdürüleceği artık tartışma konusu. Öyle ya da böyle bir hastalık yönetim sürecini başarıyla atlatıyor görünüyoruz. Ancak bir süre sonra işin diğer boyutları tartışma konusu olacak. Nedir bunlar? Ekonomik etkiler. Gördüğünüz üzere pek çok iş yeri şu an kapalı. Bunların normalleşerek günlük yaşama dönmeleri elbette daha uzun bir süreç alacaktır. Sizden o yüzden istirhamımız koşullarınızı buna göre yeniden organize ediniz. Yani küçük iş yerlerini desteklememiz gerekiyor. Küçük üreticileri desteklememiz gerekiyor. Aksi takdirde daha önceki vurgusunu yaptığımız 1929 büyük buhranı gibi bu olağanüstü koşullarda dünyada genel bir gerileme ile sonuçlanacak. Bizim bu süreçten etkilenmeden çıkmamız mümkün görünmüyor. Ancak etkilensek bile bu kabul edilebilir bir düzeyde kalırsa ülkemiz açısından başarılı olacağını söylememiz mümkün olacaktır. Küçük işyerlerinin desteklenmesi şu açıdan önemli. Ekonomi Rakamlar olarak baktığınızda büyük işletmeler üzerine kurulu görülse de aslında en büyük etki küçük işletmeler üzerinden ortaya çıkar. Biz bunlara küçük ve orta boy işletmeler yani kobiler adını veriyoruz. Sürdürülebilir bir yaşamın varlığı büyük işletmelerin değil kobilerin varlığı üzerine kuruludur. O yüzden günlük yaşamınız normalleşmeye başladığında lütfen Küçük veya orta boy işletmeleri yani sokağınızdaki bakkalı, manavı, küçük olan ne varsa özellikle bunları desteklemenizi öneririz ki bu ekonomik süreçten daha az yara alarak çıkabilelim. Okulların açılması görüldüğü kadarıyla bu yaz için pek mümkün olmayacak. Mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı bir takım öngörülere sahiptir ancak... Öğrenciler uzun süreli izolasyondan kısa süre içerisinde çıkmak istiyorlar. Öyle ya da böyle, genç bireylerin evde çok uzun süre tek başlarına ya da kapalı olarak kalmaları ruh sağlıkları açısından da fiziksel sağlıkları açısından da olumlu bir durum değil. Aynı durum kuşkusuz 65 yaş ve üzeri grup içinde geçerli. Hastalığın özellikle ileri yaş ve kronik hastalığı olanları etkilediği anlaşıldığında ilk kısıtlama 65 yaş ve üzerinin evden çıkmamaları şeklinde sonuçlandı. Daha sonra gençlerin taşıyıcı olabileceği düşüncesine dayanarak 20 yaş ve altı da dışarıya çıkmamaya başladı. Genç olan kesim ellerindeki internet, mobil erişim imkanlarını kullanarak sosyal izolasyondan bir miktar muaf olabiliyorlar. Ancak ileri yaşta olanların böyle bir olanağı yok. O yüzden lütfen yanınızda değillerse bile onları düzenli olarak aramaktan uzak kalmayınız efendim. Bu onların kendilerini iyi hissetmelerine, hayata daha iyi sarılmalarına neden olacak. Bir yandan da kendinizi gözlemleyin. Dört gündür evdeyim, baktım ne yaptım diye. Doğrusunu isterseniz evde kalsam şunları yapardım diyebileceğim hiçbir şeyi yapmadım. Sosyal izolasyon düşüncesi olanakların olması durumu için geçerli. Yani dışarıya çıkma olanağına rağmen evde kalıyorsanız o zaman bir şey yapabiliyorsunuz. Ama dışarıya çıkmanız mümkün değilse o zaman kalsam neler yapardım diye aklınızdan geçirdiklerinizin hiçbirini gerçekleştiremiyorsunuz. Önümüzdeki hafta bir olası üç günlük sokağa çıkma yasağı daha söz konusu olacaktır. Kendinizi lütfen buna göre ayarlayın. Eğer aklınızda şunu 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 yapardım diye düşünce varsa arada geçen süreyi bunlar için altyapıyı oluşturmakta kullanın. Teşekkür ederim.